Kanka ben ne yapacağım? Aslı benden nefret ediyor. Yani çok üstüne gitmeyeyim diyorum sindiye etsin diye ama bugün bana öyle bir nefretle baktı ki resmen içime işledi. Kanka nefret değil yani. Aslı sana sinirli. Zamanla geçer o. Öyle mi diyorsun? Ya şimdi ben bunun çok üstüne gitmiyorum ya. Araya soğukluk girmez değil mi? Benden soğumaz yani. Ya, yok kanka ne soğuması? Yani sen neleri hissediyorsan Aslı da onları hissediyor sana karşı. Bakma şimdi sen onun cool tavırlarına falan. Ya emin ol onun da içi yanıyordur şu an. Gerçekten mi? Ya hem siz aşıksınız ya. Abi kolay mı aşık olmak? Aşıksınız. Öyleyiz. Yani Aslı öl dese ölürüm ben onun için. Onsuz hayat o kadar zor, o kadar anlamsız ki. Böyle konuşuyorsun ya, vallahi yeminle içim acıyor ya. Kanka bizim bir şeyler yapmamız lazım, bir plan yapmamız lazım. Evet. Öncelikle benim bir iş bulmam lazım, para kazanmam lazım. Okulu bırakacağım. Parasını babamın ödediği bir okula gidemem artık. Ya kanka, bu çok ciddi bir karar. Yani emin misin? Tüm geleceğini etkileyecek. Kanka ben geleceğimi buna bağlayamam. Kimsenin benim adıma karar vermesini istemiyorum. Yani yapmaya mecbur bırakılacağım şeyleri de yapmak istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Aslı'nın arkamı dönemeyeceğim sandığı gerçekler hayatım, ailem, param, pulum, okulum. Ama ben her şeyi arkamda bırakmaya hazırım. Tek ihtiyacım olan şey sadece Aslı'nın yanımda olduğunu bilmek. Başka bir şey değil. Kanka, iyi diyorsun, hoş diyorsun da yani bu yaşına kadar bir zorluk çekmemişsin. Hayat çok zor. Ya ben mesela yani kendimi bildim bileli çalışıyorum. Aç kaldım, parklarda yattım ama böyle bir yerden sonra ben bile dayanamadım. Sen nasıl yapacaksın? Buna mecburum. Biliyor musun? Ben Aslı'ya bir söz verdim. Tüm dünya üstüme de gelse onun yanında olacağıma dair. Ve şimdi her şeye göz germeye hazırım ben. Çok zorlu bir yol beni bekliyor biliyorum. Kanka ben her şeyi arkamda bırakmaya hazırım. Aslı beni affetse de affetmese de. Kardeşimsin vallahi ya. Sen de benim. Gonca, tatlının aşk acısına iyi geldiğinden emin misin? Ya Aslı, benim izlediğim tüm filmlerde aşk acısı çeken tüm kızlar çikolata yiyorlardı, tatlı yiyorlardı. Ben de bir hikmeti vardır herhalde diye düşündüm. Hiç mi işe yaramıyor? Hayır. Ben Burak'ı daha çok özledim. O da çok severdi çikolatayı. Aa, bana ne derdi? Sana söylemiş miydim? Çilek kokulum derdi bana. Sanırım 72 kere falan söyledin Aslıcığım. 72 mi? Yani en azından diyelim. Peki ya bana öküzü aldığında söylediklerini? Buna baktıkça beni hatırlarsın. Evet. Peki arabaya bindiğimde bana aynaya bakmamı sağlamak için böyle yüzünde bir şey var dediğini? Hani şu böyle gülün düştüğü değil mi? Ay o çok romantikti Aslı. Bana nasıl yüzme öğrettiğini? Ay dur yavaş boğulacağım. Tamam seni bilmem ama ben bu şekilde boğulacağım zaten. Ya ben sana dedim ama değil mi? Nereden çıkardın bu yüzme işini? Ya gelmişsin kaç yaşına hala öğrenememişsin ya. Yani suyun altına girmeseniz bayağı yakalanıyormuşsunuz onlar öyle mi? Ya sorma kanka ya. Bir de bizi hırsız zannedip rehin almaları peki. Ha. Bir de adamlar Yunanlı. Tek kelime bile Türkçe bilmiyorlar ha. Nasıl ya? Şu hikayeyi anlat ya lan. Nasıl oldu? Otelin yazan merhaba partisinde peşimizdeki adamlardan birileri işte. Ya o ayrı bir mevzu. Bir de motorbota atlayıp birlikte açıldık. Sürüklendik böyle. Buraya sığındık. Yani biz dostuz, iyi insanlarız biz. Adamlar bize inanmasa resmen hapse bile girebilirdik. Ay evet o çok tehlikeliydi ya. Kızım neler yaşadınız siz öyle? Ya onu tanıdığımdan beri yaşadıklarımı yemin ediyorum ömrü hayatımda bir daha yaşayamam. Nasıl unutacağım ben o anları? Canım benim unutmayacaksın. Hem de hiçbirini unutmayacaksın. Onunla o kadar güzel anlarım var ki. Aslı, ben hep sana ne diyordum hatırlıyor musun? Burak senin kaderin. Kesinlikle bence Aslı senin kaderin. Evet. Doğru diyorsun kanka. Aslı benim diğer yanım. Burak benim diğer yanım. Yani ben öyle sanıyormuşum. Yanılmışım. Öyle deme Aslı. Ama öyle Gonca. Ben ondan bir dakika bile şüphe etmezken beni neyle suçladığına baksana. Ben bunları hak etmedim. Haklısın canım arkadaşım. Ama bir de şu tarafından... Aması falan yok Gonca. Aslı bir dakika bunları atmayacaksın değil mi? Atamam ki. O ne? Bu ajans kartı. Elçin Hanım vermişti, işle ilgili belki görüşürsün dedi. Arayıp görüştün mü peki? Yo yani bu kartın bende olduğunu bile unutmuşum. Başak Hanım'la falan işle ilgili görüştük ya. Ara hemen o zaman Aslı. Arayayım mı? Ara tabii. Sana yeni kapılar açabilir. Şu anda böyle bir şeye ihtiyacın var. Bulaşık da burada. Biter. Ha tabii ya biter. Bunu kapatınca bitiyor. İnanma sen Gonca. Göreceksin. Gonca, Aslı'yı cama getir. Aslı, sıkıldım ben. Sen bir gelsene benimle. Nereye ya? Ya bir çok soru sorma. Gel bırak onu, çok yedin. Kendin diyorsun, yedi ondan sonra bırak. Ama çok yedemedim. Aslı! Seni çok seviyorum. Beni affet. Git buradan Burak. Yemin ediyorum polis çağırırım. Kanka gördün değil mi? Bana güldü. Gördüm kanka, böyle güldü. Çok romantik değil miydi? Kim bilir ne kadar uğraşmışlardır. Kaç saat, kaç tane mum. Ya yok, ben kızamıyorum Burak'a, yapamayacağım. Kız Gonca, Burak kız. Of iyi ya, tamam kızıyorum. Var ya ben şu anda Burak'a çok kızıyorum, öyle böyle değil. Çok kızıyorum şu anda. Unuttun galiba bana yaptıklarını. Ya unutmadım Aslı. Haklısın sen ya. Ay hemen iki romantik bir şey görünce. Evet ya. Öyle benim arkadaşımı o kadar böyle kırıp da 3-5 tane mumla mı gönlünü alacaklar? Heh, hiç de bile. Var ya daha çok çalışmaları, daha fazla, daha romantik şeyler düşünmeleri lazım. İşte böyle. Ama güzel düşünmüş değil mi? Aslı bırak ya. İyi düşünmüş olabilir. Ama hiç normal zamanda böyle şeyler yapılmaz zaten. İlla ki bir şey olur ancak o zaman sıkışınca yani. Haklısın. Evet, biz öyle hemen indirmeyelim yelkenleri. Ya arkadaşım ye. Bak ben eminim yarım saat içinde etkisini gösterecek. İlk defa mı metroya bindin ya? Evet kanka ya. Süper bir şeymiş oğlum bu. 5 dakikada geldik. Yani ben bunu daha önce niye kullanmadıysam. Artık bol bol kullanırsın canım. Ya şey olduğundan değil ya. Paran olmadığından değil. Yani ulaşımı kolay. Anladım. Aslı pastanede işe başladım duyunca şok olacak. Merhabalar. İsmim Aslı Koçer. Numaranızı Mers Kozmetik'in sahibi Elçin Hanım'dan aldım. Acaba bugün görüşmemiz mümkün mü? Tamam. Orada olacağım. İyi çalışmalar, iyi günler. Efendim? Burak oğlum neredesin sen? Dışarıdayım baba. Ya evet, evde olmadığını görebiliyorum. Ya neden eve gelmedin diye soruyorum sana. Ben artık eve gelmeyeceğim. İşten de okuldan da ayrıldım. Burak, oğlum aklını başına topla. Hadi yeter artık. Benim aklım gayet başında baba. Ben Aslı olmadan bir hayat düşünemiyorum. Ona karşı bu düşmanlığınız bitene kadar da görüşmememiz en iyisi. Tamam, ne istersen yap. Yeter be. Ay baksana. Burak nasıl posta koydu babasına? Bayağı ciddi bu çocuk. Ya hayatım ciddi tabii. Aşık diyorum. Yani baksana evini terk etti. Yani ailesine sırt çevirdi resmen. Ama ne olacak ki böyle? Yani Aslı kabul etse, barışsalar bile... Burak'ın ailesi Aslı'yı kabul etmedikten sonra mutlu olamazlar ki. Ama hayatım yani onlar da önünde sonunda pes edecekler. Sonuçta biricik oğulları. Umarım senin dediğin gibi olur. Ama benim pek umudum yok. Erdem, ya sen nasıl Burak'ı buraya getirirsin? Ya hayatım ne yapsaydım? Yani sokakta mı bıraksaydım? Yani iş yok, gücü yok. Ya ben de mi yanında olmayayım ya? Aslıcığım. Hoş geldin. Sen niye geldin ya? Sen ajansla görüşmeye gitmeyecek miydin Aslıcığım? Ha. Ben bir görüşmeye gitmeden önce bir uğrayayım dedim. Ah çok iyi yapmış, uğramış çok iyi yapmış. Ama uğradım bence gerek yok daha fazla kalmana çünkü bu iş görüşmesi senin için çok önemli ve ben geç kalmanı istemiyorum arkadaşın olarak. Ne oluyor ya? Bir şey yok, bir şey yok. Senin ne işin var burada? Ben artık burada çalışmaya başladım. Ya bırak artık peşimi. Sen neyin peşindesin? Bu ne şıklık? Nereye böyle? Sana ne? Ya yanıma yaklaşma dedikçe dibimde bitiyorsun. Bitti artık anlamıyor musun? Üzgünüm. Artık evden de işten de ayrıldım. Bir Masaroğlu değilim ben. Sadece Burak'ım. Beni affetsen de affetmesen de sana verdiğim sözü tutacağım. Aslı. Bak. Sana yaşattıklarım için çok pişmanım. Cezasını da çekiyorum zaten. Belki de benden ayrıldığın için, acısını bastırmak için böyle bir şey yaptım. Yani buna inandım. Seni kırdığım için çok özür dilerim. Benim de kalbim paramparça oldu. Bak, sana öfkeli olduğum anlarda bile kalbim yalnızca senin için çarptı. Ve sadece senin için çarpmaya devam edecek. Ben artık Erdemler'de kalıyorum. Ve burada çalışmaya başladım. Benim gitmemi istemem. Benim gitmem gerek. Sanki ben çok farksızım. Elçin Hanım sizin yeteneğinizden bahsetti ve sizi epey bir övdü. Sağ olsun. Kendisinin referansı bizim için çok önemlidir. Bunlar benim çizimlerim. Belki fikriniz olur diye getirdim. Sizde kalabilir. Evet. Çizimlerinizin hepsi birbirinden güzel. Hayran kaldım doğrusu. Sağ olun. Beklediğimden daha çok yetenekliymişsiniz. Tam da sizin gibi birine ihtiyacımız vardı. Gerçekten mi? Firmamız olarak bizi yurt içi ve yurt dışında temsil edebilecek elemanlar yetiştirmek konusunda bir takım çalışmalarımız var. Bunun için Paris'teki Avrupa'nın sayılı ajanslarından biriyle işbirliği içindeyiz. Yani açıkçası buraya gelirken böyle bir teklifle karşılaşacağımı hiç düşünmedim. Hemen karar vermeyin. Biraz düşünün. Ailenizle konuşun, onlara danışın. Bizi de araştırabilirsiniz. Tamam. Ben size birkaç gün içinde haber vereceğim. Tamam. İyi çalışmalar. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne haber kuzen? İyidir kuzen. Hayırdır? Beni burada bulabileceğini nereden anladın? Aslı'ya ulaşamayınca onu merak ettim. O yüzden geldim. Konuşabildiniz mi siz? Konuştuk. Ama henüz bir gelişme yok. Anladım. Eve neden gitmedin? Nerede kaldın? Bunu sen nereden biliyorsun? Yengem aradı. Seni çok merak ediyor. Yani sesi bayağı üzgün geliyordu. Gördüğün gibi gayet iyiyim. Ararsa iletirsin. Bunu daha ne kadar sürdüreceksin? Benim işe sürdürdüğüm falan yok kuzen. Ben kendi kararlarını verebilecek yaştayım. Onlardan da bir beklentim yok. Sadece saygı duysunlar yeter. Pekala. Bir şeye ihtiyacın olursa bana mutlaka haber ver. Olur mu? Hadi ben çıktım. Görüşürüz. Görüşürüz. Aslı, nasıl geçti görüşmen kızım? Anne, konuşmamız lazım. Aslı, bir şey mi oldu? Ya panik yapma beni. Ay anne, tamam, sakin ol, panik yapma. Sadece beklediğimden biraz farklı bir görüşmeydi. Ay öyle desene. Vallahi ödüm koptu. Anlat bakalım, nasıl bir görüşmeymiş bu? Aslı, çok iyi bir teklif bu ama... Ya bu Bodrum'a benzemez ki kızım, ta Paris. Hem de bir yıl. Ne yaparsın oralarda bir başına? Ben seni çok özlerim. Ben de seni çok özlerim. Yani bir tarafım git diyor. Bir tarafım da tam tersini söylüyor. Aslı. Gitmenin asıl sebebi Burak değil mi çocuğum? Hayır dersem yalan olur anne. Yaşadığımız ilişki beni çok yordu. Çok yıprattı. Sanki içimden bir şeyler kopup gitti. Belki mesafeler ikimiz için de çok iyi olur. O ailesiyle arasını düzeltir. Benim de kendi ayaklarımın üstünde durmaya çok ihtiyacım var. İnsanlar çok acımasız anne. Para en büyük güç. Bu da karşımıza çıkan en iyi fırsat. Ama tabii senin gücün, senin desteğin olmazsa ben bunu başaramam. Sen ne dersen onu yapacağım. Konuşmamız lazım. Tabii. Ben bir iş teklifi aldım. Paris'te. Ne? Kabul etmedin değil mi? Ettim. Yani bu yaşadıklarımdan uzak kalmaya ihtiyacım vardı. Ve bu iş benim için çok güzel bir başlangıç olabilir. Aslı, saçmalıyorsun. Okulun ne olacak? Okulu bırakacağım. Benim için iş daha önemli. Ve bu önüme çıkan en iyi teklif. Aslı, bu öyle kolay kolay verebileceğin bir karar değil. Sen yapamazsın oralarda. Seninle bunu tartışmayacağım. Ben kararımı verdim. Tamam Aslı. Ben de seninle geliyorum. Burak, söylediğime pişman etme lütfen. Aslı, ya ben sensiz yapamam diyorum. Sen ne diyorsun ya? Kimse tutamaz beni burada. Burak, saçmalıyorsun. Aslı, bak eğer mesele pastaneyse bir daha gelmem. Seni hiç rahatsız etmem. Yeter ki gitme. Üzgünüm. Aslı. Aslı, dinle beni. Kuzen, acil konuşmamız lazım. Alo. Teklifinizi kabul ediyorum. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan